Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün harika bir tavuk sarma yapacağız. Kendimle gurur duyuyorum ya. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Yepyeni bir yemeği yapmak üzere Anlatılmaz Lezzetler mutfağında hazırlıklar tamamlandı. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün harika bir pazı kullanacağız. Pazı iç harçlı, böyle mantarlı, soğanlı, havuçlu iç harcında olacak harika bir tavuk sarma yapacağız. O halde yemeğimizi yapmaya başlayalım diyorum ama ben öncelikle bir ellerimi yıkayayım ki içiniz rahat olsun. Onur Market'te dükkan sizin. Ellerimizi tertemiz yaptık. Hazır ve nazırız. Bugün Kanki Canbaz siz sevgili dostlarına çok güzel bir iç harcı olan güzel bir tavuk sarma yapacak arkadaşlar. Çok güzel bir tavuk sarma Allah'ın izniyle. Bismillah diyelim. Hemen tavuklarımızı bir soslayalım. Tavuklar soslamadan olmaz. Şimdi sosumda ne kullanıyorum tavuk sosumda? Efendim harika soya sosum var. Bakın burada soya sosunu görüyorsunuz şu anda. Bu soya sosunu Japonya'dan gönderdi arkadaşlar. Canbaz namım Japonya'ya kadar yayılmış. Adana'dan şalgam gönderir gibi bir bidon soya sosu gönderdi arkadaşlar. Eyvallah Japon kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Herhalde 2,5 kaşık gibi bir soyamız var. Soyamızı döktük. Ben buna zeytinyağı koyacağım arkadaşlar. Zeytinyağı. Neden? Zeytinyağı daha bağlayıcı oluyor. Böyle sarıp sarmalarken böyle daha güzel bir bütünlük oluşturacak. Zeytinyağımı da şöyle ekliyorum. Soya sosumun üzerine. Efendime söyleyeyim. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Sonrasında tuzum var. Malum tuzsuz olmazmış ama az. Çok az. Neden? Soya sosu da zaten tuzlu. Karabiberim var. Karabiberimi de fazla atmıyorum. 60 olmak için atıyorum. Niçin? Niçin? Ha, nereden geldi bu? Bu Antep'ten geldi. Antep'ten. Bunun içinde 40 tane baharat var. Ben bundan şöyle ne kadar diyeyim? Hani abartmış olmayayım. Şöyle çok fazla da olmasın. Az da olmasın. Tamam. Önce şu aletimle şöyle şuradaki malzemeyi bir karıştıracağım arkadaşlar. Efendim, güzel karıştırdım. Karıştırdım. Böyle çok yoğun bir ne diyeyim size, sos olmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani çok yoğun olmamalı. O nedenle şöyle yapacağım. Bakın. Böyle yaptım. Böyle kenarı çektim. Bunu aldım. Yalnız var ya iyi açtırmışım. Delirin gibi vallahi. Şimdi bu istediğim kıvama geldi. Tavuklar hazır. Tavuklar hazır. Şimdi ne yapacağız abi? Önce aracın bir altını yakalım. Maşallah. Evet. Hemen anında görüntüye geçelim. Ve soğanlardan başlayalım. İç harcımızı yapmaya. İç harç önemli. Soğanları doğradık. Ben konuşabilirim. Dedikten sonra soğanlar hazır. Bu da hazır. Şimdi yine biraz zeytinyağı. Bugün zeytinyağı çalışıyoruz abi. Evet, bugün zeytinyağı çalışıyoruz ama zeytinyağını yakmamamız lazım. Vakti değerlendirmemiz lazım. Onun için hemen attım. Evet.
soğanlar olmaya başladı. Hiç vakit kaybetmeden ne yapacağım? Havucumu doğrayacağım arkadaşlar. Havucu şöyle yapayım. Ve şöyle yapayım. Ondan sonra ve şöyle yapayım. Havuçlar da kesildi ve sahnedeki yerini aldı arkadaşlar. Havuçlar da çok güzel, çok güzel bir renk kattı. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Efendim mantarlarımı aldım. Mantarlarımı da hiç böyle küçük küçük doğramayacağım arkadaşlar. İşi mantara bağladık. İşi mantara bağladık. Mantarlar da hazır. Efendim mantarlarımı da gönderdim tavama dediğim gibi. Şimdi bunu kendi haline bırakacağım. Mantarların suyunu salacak. Sonrasında ne yapacağım? Puzzle'larımı ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan hemen puzzle olayına geçiyorum. Puzzle'larım çok taze. Onun için hani böyle şeye uğraşmayacağım. Hatta bakın bunların kökleri var. Kökleri de atacağım içine. Bunlar böyle kütür kütür yemiş. Hatta bunu böyle alacaksın. Bak şöyle. Hiç böyle. Bak. Şifa ya. Şifa. Yani. Evet. Şimdi. Şöyle. İster uç kısımlarından biraz alalım. Puzzle'lar hazır gibi. Puzzle'lar hazır gibi. Haydi tur yaptırıyoruz. Artık ben yavaş yavaş puzzle'larımı küçükleri de doğrayayım. Tamam şöyle yapayım. Al bak. Böyle attım. Puzzle'lar. Zaten onlar küçülecek biraz sonra. Efendim şimdi ne yapıyorum? Şöyle alıyorum bak. Alıyorum. Böyle bocalıyorum abi. Oh. Oh. Çekinme. Onlar biraz sonra var ya böyle çöküverecekler. Yani son ayakta altını kaçıran adam gibi yığılacak kalacaklar orada. Böyle kalacaklar. Gitti. Son ayakta yattı altını. Efendim. Şimdi ben toparlanayım yavaş yavaş. Evet toparlanayım yavaş yavaş. Ne diyeyim? Bu hatta geldik. Bereket versin. Bereket versin. Kaan Kicanbaz. Evet gençler, gördüğünüz üzere koca bir puzzle'dan kalan bu. Ne yapmamız lazım? Artık vakti zamanı geldi. İç harcımız hazır. Ben şimdi bunun altını kapattım. Böyle bir daha bir harmanlayayım. Güzelce. Bir daha bir harmanlayayım. Sonra burada bir paylaştırayım bunu. Şöyle bir paylaştırayım. Ki şimdi bunun soğuması lazım. Bu soğuyacak arkadaşlar. Bu soğuyacak. Hani soğuyacak dediğim biraz böyle o hararetini ne yapması lazım? Atması lazım. Altını kapattık. Bir tur daha karıştıracağım ama biraz tuz. Olmazsa olmaz. Biraz tuz. Eyvallah. Hadi biraz da karabiber. Çok güzel. Evet. Karabiber de okey. Hadi bir tur yaptırıyorum. Çok güzel oldu iç harcım ya. Efendim iç harcımız hazır. O zaman bu şöyle bir hararetini atsın. Şöyle. Burada bir gitsin. Ben de ne yapayım? Şöyle tutayım. Aracı otoparka alayım. Ortalık biraz ferahlasın. Sıcak yalnız. Kanki Cambaz ne yapıyor? Kanki Cambaz hemen böyle bir ayar çekiyor şuralara. Efendime söyleyeyim. Başlıyor. Tavuğunu doldurmaya. Ben şöyle bir alet almıştım. Şöyle bir alet. Bu kafi gibi. Gözümüzde yani
baktığımızda evet dedik, ya bunu yapabiliriz dedik. Şimdi ne yapacağım abi? Şöyle alacağım. Bakın görüyorsunuz. Ne dedik? Pelerin gibi dedik değil mi? Pelerin gibi. Şu önce şu büyük kısmını, şöyle büyük kısmını şöyle, hatta biraz daha ortadan, şöyle şu kısmı ortasını malzemeyle dolduracağım için önce şuraya bir güzelce ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Tamam. Yerleştirdikten sonra yapmam gereken birinci işlem, iç harcımı bunun içine koyacağım. Sonrasında bahsettiğim üzere mozzarella peynirimle iç harcımı ve tavuğumu ödüllendireceğim dostlar. Şimdi iç harcım biraz soğusun. Ben sistemi hazırlamış hale getireyim. İçim rahat etsin. Hem etrafı biraz temizleyeyim. Hem de bir kahve içeyim ya. Kahve içeyim o soğuyana kadar. Bir kahve molası veriyoruz. Tekrar buluşuyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim harcımız ılındı. Ben de biraz böyle çalışma şekline, şemaline getirdim masamı. Şimdi ben öncelikle harcımı şuraya alıyorum. Şurada durması lazım harcımı. Yalnız bir ayar çekeceğim ona. Ne ayarı? 4 eşit parçaya bölmem lazım bunu. Şöyle. Böyle yapayım. Şöyle yapayım. Kendime bir işaret koyayım. Bir de böyle yapayım. Tamam. Ben kafamda böyle. Tamam. Çok güzel. Eyvallah. Bir tane kaşıkçık alacağım bunun içine. Ondan sonra tepsimi alacağım. O da burada duracak. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz doldurmaya arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle. Hop. Şöyle içine. Bak şimdi bunu böyle doldurduk. Bunu da alacağız. Bunu da dolduracağız. Biraz kalsın. Tamam. Şimdi bir tanesini doldurduk. Şimdi burada devreye ne giriyor arkadaşlar burada devreye? Burada devreye mozzarella peyniri giriyor. Mozzarella peyniri. Şurada mozzarella peynirimi şöyle şuradan şöyle tık doğradım. Böyle yaptım. Birinci parçam. Şöyle koydum. Mozzarella peynirimi. Şimdi bu kısım ünlü istiyor. İşte bu kısım ünlü istiyor. İşin püf noktası burada. İnşallah becereceğiz. Bakın şimdi bunu böyle attım. Tamam mı? Böyle sıkıştırdım bak. Tamam mı? Sıkıştırdım. Bir daha kat yaptım. Şöyle altına. Sonra bunu aldım. Buna kapadım. Böyle. Hani sarma sarar gibi. Yani zeytinyağlı sarma sarar gibi bak. Böyle kapattım abi. Gördün mü? Bak. Mal. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ben normalde bunu kürdanla tuttururum diyorum. Ama hiç gerek yok. Aşkımız buraya kadar diyeceğim. Şöyle. Hakan abi bak. Şöyle. Hakan abi. Şöyle. Avucumu alacağım. Şöyle bak. Böyle. Hop. Bak gördün. Çorlu baba eski burgaz. Kanki camda. Süper. Süper. Birincisini yaptık. Arkadaşlar. Birinci mal hazır. Hemen şimdi ikinci mala geçiyorum. Yine aynı işlem. Yine güzel böyle açtım. Şu köşeleri böyle iyi hesaplıyorum. Şu köşeleri. Böyle. Hadi bakalım sen de gel. Sen de gel bakalım. Şöyle aldım. Hop içine. Efendim hop içine. Şunlar kalmasın. Güzel. Güzel. Oh. Evet. Bu da hazır. Şöyle yaptık. Tamam. Harika. Ne yapacağız? Her seferinde hamarat olacağız. Her seferinde hamarat olacağız. Başka çaresi yok. Dedik. Ne yaptık? Hemen mozzarella peynirimi aldım. Mozzarella şöyle iki dilim kesiyorum. Böyle. İnce ince. Şöyle. Hop. Şuraya da hop. Tamam. Şimdi yine ne yapacağız? Sarıp sarmalayacağız. Önce bu taraf. Şöyle. Bak. Sarıp sarmalayacağız abi. Şöyle. Oh. Yuh. Ya böyle buradan şey ettirdim onu. Şöyle sıkıştırdım köşelerini. Köşeleri sıkıştı. Bu da hazır. Hadi bakalım.
Hadi Canbaz. Koçum benim. Hop. Tamam. Bu da hazır. Devam. Durmak yok, yola devam. Evet. Bu da hazır. Bu da hazır. Gel çocuk. Gel çocuk bakayım. Aa, güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Kanki Canbaz. Gördüğünüz üzere çok güzel, harika bir neyim var abi? Kırmızı biber salçam var. Biber salçamı attım. Tamam. Zeytinyağımı aldım. Güzel. Zeytinyağımı da kattım abi. Önce bunu biraz yedirmemiz lazım şöyle. Böyle yedirmemiz lazım. Çünkü bu biberin zeytinyağında haşır neşir olması lazım. Böyle. Zeytinyağına biber salçamızı ne yaptık? Bütünleştirdik. Efendim, biber salçamla zeytinyağını şöyle dans ettirdim. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Biraz sulandırmam lazım. Biraz döktüm. Şöyle. Evet, karıştırmaya devam. Eyvallah. Arkadaşlar ben şimdi bir kaşık daha alayım. Önce şunların üzerine gelecek şekilde. Bu iş tamamdır. Hemen ne yapacağım? Mal fırına gitmeye hazır. Öncelikle şimdi onun üstünü bir kapatacağım. Kapatacağım. Kapatacağım ve yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika üstü kağıt kaplıyken pişecek yemeği. Sonra çıkartacağım o kağıdı. Onu da göstereceğim size. Şurada bulunan böyle dilim dilim kaşarlarım var bakın. Böyle dilim dilim incecik incecik kaşarlarım var. O kaşarları bu sardığım tavukların üzerine dizeceğim. Sonra üstü açık bir şekilde bir 5-10 dakikada ta ki üzeri kızarana kadar, kaşarlar eriyene kadar yine bir fırında pişireceğim. Alıp geleceğim. Ben şimdi ne yapıyorum? Öncelikle bu canım tavuk sarmalarının üstünü kapatmam lazım. Hemencik ne yaptım? Şurada yağlı kağıdım var. Uğraşmayacağım onu böyle. Hemen ne yapacağım? Açacağım suyumu. Yağlı kağıdımı şöyle güzel bir ıslayacağım. Isladıktan sonra şöyle bir sıkacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Tamam. Güzel, bunun üstünü kapatıyorum abi. Öyle kapatıyorum. Tamam. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika pişecek. Kaşarları orada atıyorum. Sunumda buluşuyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Evet. Evet, olay budur. Olay budur gençler. Olay budur. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın yanaklarından öpüyorum. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler dostlar arkadaşlar. İyi ki birlikteyiz. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. Çok ama çok güzel ilgiler gösteriyorsunuz. Şimdi ben yemeciğimi alayım. Bugünkü yemek muhteşem oldu. Yani övmek gibi olmasın. Ben şunu şuradan alıyorum. Harbiden bohça oldu yani. Şimdi sen buna tavuk mu dersin, börek mi dersin, kuzu, kol mu dersin yani. Ne dersen de. Efendim tabacığımı aldım. Bak. Tabacığımı aldım. Bakın şöyle, şöyle. İşte olay şudur arkadaşlar, bakın. Olay şudur. Üst tarafta kaşar, içeride pazı. Şuradan tadıyorum. Şuradan da şöyle. Biraz açıyorum çünkü çok sıcak. Sabredemiyorum. Aldım. Harika ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet, hoşça kalın dostlar.
çay varsa muhabbet güzel, Aras çayın demi çok özel.